Yağmuru bir günde görmüştüm seni. Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Roman Saiz ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi. Fas milli takım formasını 60 kez giyen Saiz, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön libero'da da oynayabiliyor. Santrfor takviyesi için bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan Beşiktaş, listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Pazarlıkları kıran kırana yürüten siyah-beyazlı yönetim, Sörloth ve Caicedo'nun ardından gündemine bir ismi daha aldı. Kara Kartal, bonservisi Juventus'ta olan genç futbolcuya kanca attı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerin İsmail'in sistemine uyacak bir golcüyü kadrosuna katma peşinde. Kara Kartal, Santrfor listesinde bulunan Adam Buksa transferinde olumlu bir neticeye varamamıştı ve Polonyalı golcü Fransa'nın Lens takımına imza attı. Siyah-beyazlılar, Caicedo ve Alexander Sörloth için ise temaslarını halen sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Juventus'ta olan Giacomo Brain ile ilgileniyor. Arnavut Yıldız'a, Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi var. Giacomo Brain, bu sezon Avusturya'nın Tirol takımında kiralık olarak forma giydi, 23 yaşındaki oyuncu, 30 karşılaşmada görev aldı ve 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu ayrıca 5'te asist yaptı. Genç takımlardan itibaren toplam 160 resmi maçta forma giyen genç forvet, bu periyotta rakip fileleri 53 kez havalandırırken, 20'de asist yaptı ve toplamda 73 gole direkt olarak katkı verdi. Vrayoni, İtalya U18 ve U19 milli takımlarında oynadıktan sonra Arnavutluk'u tercih etti ve burada da 11 maçta oynadı, 2 gol attı.